Çok teşekkür ederim, çok sağ olun. Sevgili seyirciler, ailenizin bilgi yarışması Ben Bilirim'e hoş geldiniz efendim. Ben Alper Eteş. Bu akşam da Ben Bilirim diyen değerli misafirlerimiz, hanımefendiler, beyefendiler stüdyomuzda. Birazdan sorulara başlayacağız ama önce başvuru videoları. Merhaba, ben Kevser Şahin Buldan. Trakya Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği lisans mezunuyum. Yüksek lisansımı Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nde yine okul öncesi eğitimi alanında tamamladım. Hobilerim grafik, drama ve resim çizmek. 31 yaşındayım. Yarışmak istiyorum çünkü bilgimi aktarmayı seviyorum. Teşekkürler. Merhabalar, adım Okan Gürses. 29 yaşındayım. İstanbul Teknik Üniversitesi Uzay Mühendisliği mezunuyum. Bir kozmetik firmasında ihracat müdürü olarak çalışmaktayım. Evliyim. Yarışmanızı severek takip ediyorum. Şimdiden katılan bütün yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Merhaba, ben Zeynep Tuzcu. 23 yaşındayım. İstanbul'da Hukuk Fakültesi'nin 3. sınıf öğrencisiyim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar diliyorum. Merhabalar, Burak Başak. 33 yaşındayım. İstanbul Üsküdar'da ikamet ediyorum. Özel bir üniversitede akademisyenlik görevimi sürdürmekteyim. Yarışmayı uzun süredir takip ediyoruz ailecek ve bu yarışmanın bir parçası olmak için katılmak, bilgilerimi tazelemek ve keyif almak istedim. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim, değerli misafirlerimize artık sizi buluşturma zamanı. Ben Bilirim Stüdyosu'na hoş geldiniz. Bu akşam 1 numaralı masamızda Burak Bey ile yarışacağız. 2 numaralı masamızda Kevser Hanım'ı ağırlıyoruz. 3 numaralı misafirimiz Okan Bey ve 4 numarada da Zeynep Hanım var. Tekrar ayaklarınıza sağlık. Hoş geldiniz Burak Bey. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız Burak Bey? Teşekkürler. Çok sağ olun. Burak Başak, 33 yaşındayım. Videoda gördüğümüz gibi üniversitede özel bir üniversitede akademisyenlik görevimi ifa etmekteyim. Bilgilerimi tazelemeye ve anı biriktirmeye geldim. Harika. Yarışmacı arkadaşlara başarılar dilerim. Umarım çok güzel olur. Ben de size başarılar dilerim çok Burak sağ ol, Bey. Teşekkürler. Nasıl durumlar? Rahat mısınız? Gayet iyiyiz. Gayet güzel. İyiyiz. Çok Hadi sağ ol. Hadi inşallah güzel bir yarış olur hepimiz için. Başarılar dilerim Burak çok Bey. Çok sağ olun. Teşekkürler. Ve 2 numaralı masamızda Kevser Hanım bizi karşılıyor. Hoş geldiniz Kevser Hanım. Hoş bulduk. Kevser Şahin Buldan. 31 yaşındayım. Okul öncesi eğitimi yüksek lisans mezunuyum. Özel bir eğitim kurumunda okul öncesi alanında çalışıyorum. Harika. 9 aydır da evli Kevser Hanım. Evet. Mutluluklar dileriz. Eşi de burada aramızda, tekrar teşekkür ederiz efendim. Teşekkür ederim. Kevser Hanım'la bizim buluşma amacıyla yapılan organizasyonlar, stüdyoya gelme planları ta 3 yıl öncesine dayanıyormuş. Evet. Arada işte pandemiydi vesaireydi derken, evlilik koşturmacası derken evet, bugüne kısmet oldu. Umarım sizin için de keyifli, güzel bir anı olur. Başarılar dilerim efendim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ve dönüyoruz 3 numaralı masamıza, Okan Bey'e. Hoş geldiniz Okan. Merhabalar Alper. Merhaba. Bey. Okan Gürses, 29 yaşındayım. Evliyim. Ben İstanbul'da ikamet ediyorum. Özel bir kozmetik firmasında ihracat müdürlüğü yapmaktayım. Yarışmaya da ben de kardeşim vasıtasıyla katıldım. O biraz ısrarcı oldu. Aynı zamanda burada da destekçiniz. Evet, burada. İleride bir hem çocuklarımız için hem kendim için bir anı olsun diye katıldım. Bütün arkadaşlara başarılar dilerim. Harika. Ben de size başarılar dilerim Okan Bey. Umarım son soruya kadar herkesin şansının devam ettiği bir yarış olur. Tekrar başarılar efendim. Ve 4 numaralı masamızda da Zeynep Hanım var. Hoş geldiniz Zeynep Hanım. Merhaba, hoş Merhaba. Buldum. Ben Zeynep Tuzcu, 23 yaşındayım. Hukuk Fakültesi'nde 3. sınıf öğrencisiyim. Aslen İzmirliyim. Yarışmayı İzmir'de aile evimdeyken ailemle yarışarak takip ediyordum. Sonunda da başvurdum. Kendim, ailem ve arkadaşlarım için anı biriktirmeye geldim. Herkese çok başarılar güzel. Diliyorum. Ben de size başarılar dilerim. Orada İzmir'deyken aileyle izliyormuş. Burada da yine evet. Ben Bilirim'i takip etmeye devam ediyor Zeynep Hanım. Ve şu an ailesi de eminim heyecanla Zeynep Hanım'ı izliyordur. Tüm aileye saygılar efendim. Ayrıca bu akşam Zeynep Hanım'ı stüdyomuzda arkadaşları yalnız bırakmadı. Tekrar ayaklarınıza sağlık efendim. O zaman 4 değerli misafirimizi tanıdığımıza göre ilk soruyu alma zamanı. Dönüyoruz Burak Bey'e ve bu akşamın ilk kart tablosu geliyor. Kızım Katrin'in K'si. Allah bağışlasın. Katrin'in K'si. 50 puanımız var. İlk soru tescilli ürünlerden ekranda. Kocaeli ilimizde coğrafi işaret tescilli yün ve ipek halılarıyla bilinen yerdir. Süremiz başladı. Hereke. Hereke. Burak Bey kızının ismiyle seçtiği ilk harften 50 puanlı açılış yapar mı görelim. Tebrikler.
Hayırlı uğurlu olsun Burak Bey. Darısı tüm misafirlerimizin başına. Şimdi Kevser Hanım seçecek ikinci harfi. Eşim Yakup'un Y'si. Yakup Bey'in Y'si 50 puan da burada var. Anlam bilgisinden geliyor. Bir konuyla ilgili kişileri bilgilendirmek amacıyla verilen yazılı veya sözlü haberdir. Süremiz başladı. Duyuru. Duyuru. Kevser Hanım da 50 puanlı açılış yapar mı? Görelim. Tebrikler. Ve Okan Bey seçecek ilk harfini. Selda'nın sesi. Selda Hanım'ın sesi 40 puana sahip. Sorumuz bir anlam bilgisi daha varmış geliyor. Bir nesneyi aşağıya sarkacak biçimde bir yere iliştirmektir. Süremiz başladı. Asmak. Asmak. Burak Bey ve Kevser Hanım'la açılışları yaptık. Okan Bey de 40 puanlı açılışını yapar mı görelim. Tebrikler. Ve Zeynep Hanım'la seçiyoruz dördüncü harfi. Kardeşim Gamze'nin G'si. Gamze Hanım'ın G'si 40 puana sahip. Sorumuz sanattan ekranda. Resimde ve heykelde varlıkların biçimi ya da bir dansı oluşturan hareketlerin her biridir. Süremiz başladı. Figür. Figür. İlk dört sorumuzu firesiz halleder miyiz? Görelim. Tebrikler. Evet, dört sorunun ardından tüm misafirlerimizin tablolarında puan var. Şimdi Burak Bey ile seçiyoruz beşinciyi. Akrabalarımın büyük çoğunluğunun ismini oluşturan E harfi diyeyim. Ebru, Elif, herkes sipariş verdi çünkü. Evet, bütün akrabaların E'si 40 puana sahip ve genel kültürden alacağız Burak Bey'le. Üsküdar'da İstanbul Boğazı'na hakim bir tepede doğal güzelliğiyle bilinen alandır. Nokta nokta Paşa Korusu. Süremiz başladı. Fethi Paşa Korusu. Fethi Paşa Korusu. Burak Bey tüm akrabalarıyla seçtiği harften 40 puan kazanır mı? Kutlarız. Ve Kevser Hanım için dönecek harflerimiz. Babaannem Meliha'nın M'si. Meliha Hanım'ın M'si 60 puanımız var. Terimlerden geliyor. Fizikte hareketi, felsefede bir ruh halinden başka bir duruma geçişi ve değişimi ifade eden terimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Burak Bey. Devinim. Devinim. Doğru mu? Kutlarız. Okan Bey ile seçiyoruz. Balıkesir'in B'si. Balıkesir 50 puanımız var. Bu kez de deyimlerden alıyoruz. Cam gibi nesnelerin onarılamayacak biçimde kırılması, dağılmasıdır. Nokta 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 olmak. Süremiz başladı. Tuz buz olmak. Tuz buz olmak. Hızlı başladık ilk turumuza. Okan Bey de bu cevapla 50 puan daha kazanır mı? Kutlarız. 8. harfimiz için Zeynep Hanım'dayız. Zafer'in Z'si. Zafer'in Z'si 50 puan. Anlam bilgisinden geliyor sorumuz. Birine bir şeye karşılık olarak yapılan davranış veya söylenen sözdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var. Birine bir şeye karşılık olarak yapılan davranış veya söylenen söz olarak sözlükte karşımıza çıkarmış ne olabilir? Bir kutu açalım. Kevser Hanım. Söz değil ama vazife. Vazife oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Burak Bey. Nazire. Nazire ile gelir mi 30 puan görelim. Tebrikler.
İlk 8 sorumuzun ardından puanlarımıza bakacak olursak Burak Bey 180 ile lider, ikincimiz Okan Bey 90 puan, Kevser Hanım 50, Zeynep Hanım 40 ile ısınmaya devam ediyoruz. Şimdi Burak Bey seçecek. Denizli'nin D'si. Denizli'nin D'si 50 puana sahip, edebiyatla devam ediyoruz. Yaygın olarak bilinen Dede Korkut hikayelerinden biridir. Deli nokta nokta. Süremiz başladı. Dumrul. Deli Dumrul. Ben bilirim de bu akşam 200 puanı aşan ilk misafirimiz Burak Bey olur mu? Kutlarız. Kevser Hanım'dayız yeni soru için. Babam Tuğrul'un T'si. Tuğrul Bey'in T'si 80 puan, denizcilikten geliyor. Ticaret gemilerinde yükün cinsini gösteren resmi belgedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Okan Bey. Konşimento. Konşimento oldu mu? Olmadı. Aradığımız cevap konşimento değilmiş. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Konşimento'nun harf sayısı da oturmuyordu. Aradığımız cevap ne olabilir? Ticaret gemilerinde yükün cinsini gösteren resmi belge Zeynep Hanım. Manifesto. Manifesto. Bu kez doğru mu? Kutlarız. Zeynep Hanım'ı 100 puana taşıdı bu cevap efendim. Şimdi Okan Bey'deyiz. Ordu'nun olsun. Ordu. 50 puanımız var Ordu'da. Futboldan alıyoruz. Futbolda rakip takımın kalesine yakın bölgede görev alan ileri uç oyuncusudur. Süremiz başladı. Forvet. Forvet. Görelim. Tebrikler. Zeynep Hanım'dayız şimdi. Filiz'in F'si. Filiz'in F'si. Bir 80 puan da burada var. Anlam bilgisinden geliyor. Yapmacık, yanıltıcı, karmaşık anlamlarına gelen Fransızca kökenli sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Türk Dil Kurumu'nun sözlüğünde birden fazla anlamla açıklanan o Fransızca kökenli sözcük ne olabilir? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. 60 puanımız var Zeynep Hanım. Sofistike. Sofistike. Görelim. Kutlarız. Ve şimdi sorumuzun sahibi Burak Bey oldu. Iğdır'ın ası. Iğdır. 80 puanda Iğdır'da var. Sağlıkla devam ediyoruz. Kaza, hastalık, yangın gibi durumlarda hastaya kesin tedavi öncesi uygulanan acil işlemlerdir. Süremiz başladı. İlk yardım. İlk yardım. Görelim. Tebrikler. 310 oldu Burak Bey'in tablosu ve Kevser Hanım seçiyor. Çanakkale'nin Ç'si. Çanakkale'mizde de 80 puan varmış. Bu kez bitkilerden alıyoruz. Genellikle kendiliğinden yetişen pembe, kırmızı renkli, hoş kokulu, reçeli de yapılan bir bitkidir. Süremiz başladı. Dağ çileği. Dağ çileği. Kevser Hanım reçele gelene kadar hayır hayır diye kafa salladı. Reçelden sonra dağ çileğini aldık. Puan da alır mıyız? Tebrikler. 130 puanı gördü Kevser Hanım. Tebrik ederim tekrar. Teşekkür ederim. Ve Okan Bey'deyiz yeni harf için. Paris'in P'si. Paris'in P'si 80 puan. Genel kültürden geliyor. Yan kesici de denilen birinin parasını, eşyasını hissettirmeden alan kimsedir. Süremiz başladı.
gelmedi. Buyurun Kevser Hanım. Cep kesici. Cep kesici oldu mu? Hayır dediler. Yan kesici de denilen kimse bir kutu açalım. Kevser Hanım. Cep faresi. Cep faresi. Bu kez doğru mu? Kutlarız. Kevser Hanım ataklarını sürdürüyor. İkincilik koltuğuna geçti 200'le. Şimdi Zeynep Hanım seçecek. Yumuşak G. Yumuşak G. 70 puanı var. Anlam bilgisinden alıyoruz efendim. Miktarı fazlalaşmak anlamındaki kelimedir. Süremiz başladı. Çoğalmak. Çoğalmak. Zeynep Hanım da 200'ü aşar mı? Görelim. Tebrikler. Isınma turumuzun son 8 harfine girerken sıralama şöyle. 310 Burak Bey, 230 Zeynep Hanım, 200 Kevser Hanım, 140 Okan Bey. Burak Bey ile başladık son 8'e. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan, 80 puanımız var efendim. Dizilerden geliyor. 2008'de yayınlanmaya başlayan Canım Ailem dizisinde Samim karakterini canlandıran oyuncudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı o usta oyuncumuzu? Kutularımızdan birini açalım. Hepimizin tanıdığı o usta oyuncumuz kim olabilir? Bir kutu daha. Buyurun Burak Bey. Uğur Yücel. Uğur Yücel. Görelim. Kutlarız. Evet, ekranımıza geldi efendim. Aradığımız sanatçımız Uğur Yücel. Ve şimdi Kevser Hanım sizdeyiz. Nide'nin N'si. Nide. 70 puan kazanabiliriz Nide'mizden. Eş anlamlı kelimelerle devam ediyoruz. Konum sözcüğünün İngilizce kökenli eş anlamlısıdır. Süremiz başladı. Lokasyon. Lokasyon. Doğru mu? Tebrikler. Son 6 harf bu turda Okan Bey seçiyor. Lüleburgaz'ın L'si. Lüleburgaz 50 puan kazandırabilir. Bir anlam bilgisi de Okan Bey için geliyor. Alışılmış, olağan gibi manalara sahip kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Burak Bey. Normal. Normal. Doğru mu? Görelim. Tebrikler. Zeynep Hanım için gelecek harf tablosu. İzmir'in iyisi olsun. İzmir. 40 puanımız var. Anlam bilgisinden alıyoruz. Sağlama, elde etme, gerçekleştirme gibi anlamlara gelen sözcüktür. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen var mı ekrandaki o kelimeyi? Sağlama, elde etme, gerçekleştirme gibi anlamlara gelirmiş. Bir kutu açalım. Burak Bey. Gelmedi. Gelmedi. Peki gelmemiş. Bir kutu daha. Burak Bey. Tamir. Tamir oldu mu? Hayır dediler. Okan Bey. Temin. Teminle gelir mi 20 puan Okan Bey'e görelim. Tebrikler. Isınma turumuzda son 4'e Burak Bey'le başlıyoruz. Özgür'ün Ösü. Özgür'ün Ösü 60 puan, kategorisi coğrafya olacak. Soru şöyle efendim. Isparta'da yılın 11 ayı kar bulunan 2998 metre yüksekliğiyle bilinen coğrafi oluşumdur. Nokta nokta dağı. Süremiz başladı.
gelmedi. Kutularımızdan birini açıyoruz. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Son 30 puan Kevser Hanım. Dede Gözdağı. Dede Gözdağı. Doğru mu? Olmadı. Burak Bey. Dede Göldağı. Dede Göldağı. Doğru mu? Tebrikler. Kevser Hanım'la yaklaştık. Burak Bey'le tamamladık. Puan Burak Bey'e gitti. Bizim de 3 harfimiz kaldı. Kevser Hanım sizdeyiz. Ayhan'ın A'sı. Ayhan'ın A'sı 40 puan. Sorumuzu ticaretten alıyoruz. Bir esnafın işlerinin durgun olduğunu belirtmek için kullandığı ifadedir. Süremiz başladı. Kesat. Kesat. Hızlı gelen bu cevapla Kevser Hanım 300 puanı aşar mı görelim. Tebrikler. Okan Bey seçecek bu turdaki son harfini. Şırnağın şeysi. Şırnak. 40 puana sahip şırnağımızda mecaz kategorisinden alıyoruz. Mecazen, kaba, saygısız, uyum sağlayamayan anlamlarındaki kelimedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Burak Bey. Vahşi. Vahşi. Doğru mu? Tebrikler. Isınma turumuzun son harfi için Zeynep Hanım'dayız. Üzümün üsü. Üzümün üsüyle turumuz tamamlanıyor. Anlam bilgisinden gelecek son soru. Hep tebessüm eden pozitif kişilerin anıldığı sıfattır. Süremiz başladı. Güleç. Güleç. Turun son puanı Zeynep Hanım'a yazılır mı? Tebrikler. Efendim ısınma turumuzda yine misafirlerimizle güzel puanlar kazandık. Tablo şöyle. Burak Bey 490'la lider. Kevser Hanım 310'la ikinci. Zeynep Hanım son cevabıyla 270'i gördü. Okan Bey de 160 puan topladı. Bakalım yüksek puanlı sorularımızın ardından finalde kimlerle yarışacağız? Hadi onu görmek için ikiye geçelim. Tekrar çok teşekkür ederim efendim. İkinci turumuza başlıyoruz. Yine harf tablomuz Burak Bey için ekranımıza geliyor. Tekrardan söyleyeyim. Katri'nin K'si. Katri'nin K'si 120 puana sahip. Açılış sorumuz genel kültürden şöyle sorulmuş. Buğdayın ana vatanı sayılan, uygarlıklara ev sahipliği yapan Mezopotamya bölgesine verilen diğer isimdir. Süremiz başladı. Göbektepe Höyük. Göbektepe Höyük oldu mu? Olmadı. Kutularımızdan birini açalım. Mezopotamya bölgesine verilen diğer isim için bir kutu daha. Bir kutu daha. 90 puanımız var. Cevap şu an gelirse. Burak Bey. Bereketli gelmedi. Gelmedi. Bir kutu daha. Son 80 puan. Buyurun Burak Bey. Bereketli helal. Bereketli helal oldu mu? Olmadı. Zeynep Hanım. Bereketli hilal. Bereketli hilalle turun ilk puanını Zeynep Hanım kazanır mı? Tebrikler. Zeynep Hanım'ı ikincilik koltuğuna taşıdı bereketli hilal. Şimdi Kevser Hanım seçiyor ikinci harfimizi. Bu defa tüm akrabaları E olan ben, ikinci ben. E harfi. E harfi. Acaba yarışmanın genelinde akrabaların sembolü olan E harfi diye mi devam etsek bize? Esin, Esma, Emine. E harfi, araç gereçler, tüm akrabalara saygılar. Sorumuz şöyle. Birçok alanda parlatma işleminde kullanılan dönen bir diskin bulunduğu alettir. Süremiz başladı.
Nikelaj makinesi. Bir kez daha alabilir miyim? Nikelaj makinesi. Nikelaj makinesi. 130 puan kazandırır mı görelim. Olmadı. Kutularımızdan biri açılıyor. Birçok alanda parlatma işleminde kullanılan dönen bir diskin bulunduğu alet Burak Bey. Bobinaj makinesi. Bobinaj makinesiyle alır mıyız puan? O da olmadı. Bir kutu daha. Burak Bey. Polisaj makinesi. Bu kez geldi mi? Tebrikler. 600 puana ulaştı Burak Bey bu cevabın ardından. Şimdi Okan Bey'deyiz. Mina'nın M'si. Mina'nın M'si 120 puana sahip, trafik tabelalarından geliyor. Beyaz zeminli çemberde çapraz siyah bir çizgi olan trafik levhasının anlamıdır. Nokta 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 ve kısıtlamaların sonu. Süremiz başladı. Gelmedi. Aradığımız o trafik levhasını ben bilirim diyen var mı? Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Birazdan görseli de gelecek Burak Bey. Arter yasaklama. Arter yasaklama ve kısıtlamaların sonu oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha. Okan Bey. Bütün ya, kız olmadı, gelmedi. Peki gelmedi. Kevser Hanım. Bütün yasaklama ve kısıtlamaların sonu. Okan Bey'e gelmiş gibiydi ama çok kenarından döndü evet. Bu cevap. Peki doğru mu görelim. Tebrikler. Sağlık olsun Okan Bey. Tebrik ederiz Kevser Hanım. Aradığımız trafik levhasının da görseli geldi efendim. Şimdi sorumuzu Zeynep Hanım seçecek. Nide'nin N'si. Nide. 100 puanımız var. İnsan vücudundan alıyoruz. Kalbin sol karıncığından çıkan kanı tüm vücuda taşıyan aortun diğer adıdır. Süremiz başladı. Ana atar damar. Ana atar damar. Sıralama bir kez daha değişir mi görelim. Tebrikler. Efendim ilk 4 sorumuzun ardından puanlar şöyle 600, 450, 400, 160. Buyursunlar Burak Bey. Urfa'nın U'su. Şanlıurfa'mızdan 170 puan kazanabiliriz. Bu kez deyimlerden geliyor. Çok önemli biriymiş gibi görünmeye çalışmak anlamındaki deyimdir. Kendini nokta 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 saymak. Süremiz başladı. Gelmedi. İkinci turumuzun yüksek puanlı sorularından biri ekranda. Kutularımızdan biri açılıyor. Çok önemli biriymiş gibi görünmeye çalışmak. Bir kutu daha. Bir kutu daha. 140 puanımız var. Yaklaşık bir dakikada süremiz var. Bir kutu daha. Kendini ne saymak olabilir aradığımız o deyim. Bir kutu daha. Son 40 saniyeye giriyoruz. Bir kutu daha. Kevser Hanım. Fasulye gibi nimetten saymak. Kendini fasulye gibi nimetten saymak. 110 puan kazandırır mı? Kutlarız. Liderlik yarışında fark 90'a düştü. 600'e 510 Kevser Hanım seçiyor. İzmir'in iyisi. İzmir 150 puana sahip, tescilli lezzetlerden alıyoruz. Adını yufkaların arasındaki tatlandırıcıdan alan coğrafi işaret tescilli tatlıdır.
Erzurum nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Gelmedi. Bicibici kavurması. Bir kez daha alabilir miyim? Bicibici kavurması. Erzurum bicibici kavurması oldu mu? Olmadı. Bicibici de yukarıya bir kutu açalım. Bir kutu daha. 130 puanımız var. Adını yufkaların arasındaki tatlandırıcıdan alan ifadesi üst satırı ifade ediyor. Tatlıdır ifadesi de alt satıra ne olabilir? Onları birleştirirsek bir kutu daha. Erzurum bir kutu daha. Kevserim. Pekmezli baklavası. Pekmezli baklavası. 110 puan kazandırır mı? Kutlarız. Evet, Erzurum'un coğrafi işaret tescilli lezzeti pekmezli baklavası Kevser Hanım'ı lider yaptı. 20 puanlık farkla fotoğrafı da ekrandaydı efendim. Şimdi Okan Bey için gelecek harflerimiz. Ordunun olsun. Ordunun olsun. 120 puan eğitimden geliyor sorumuz. Okullarda belirli aralıklarla ve ebeveynlerin katılımıyla yapılan değerlendirme görüşmesidir. Süremiz başladı. Veli toplantısı. Veli toplantısı. Bu cevapla da Okan Bey rahat bir nefes alıp tablosunu 280'e taşır mı? Tebrikler. Güzel geldi Okan Bey. Ve Zeynep Hanım'dayız efendim. Denizli'nin D'si. Denizli. 110 puanımızda Denizli'de var. Sağlıktan alıyoruz. Diş sağlığında önemli yeri olan endodonti dalının ilgilendiği bir alandır. Süremiz başladı. Kanal tedavisi. Kanal tedavisi. Liderlik yarışında fark daha da azalır mı görelim. Kutlarız. Evet, puanlar birbirine çok yakın. Kevser Hanım 620, Burak Bey 600. Zeynep Hanım 560, Okan Bey 280. Sorunun sahibi Burak Bey. Veli'nin V'si. Veli'nin V'si 180 puana sahip. İkinci turumuzun en yüksek puanlı sorusu ulaşımdan geliyor. Van ilimizde bulunan uçuş noktasıdır. Süremiz başladı. Gelmedi. Kevser Hanım. Fırat Dicle Havaalanı. Fırat Dicle Havaalanı doğru mu? Olmadı Burak Bey. Fırat Dicle Havalimanı. Fırat Dicle Havalimanı. Pardon, pardon diyor Burak değil. Bey. Önemli değil diyor Kevser Hanım. Doğru mu peki? Olmadı. Kutularımızdan birini açalım. Van ilimizde bulunan uçuş noktası Kevser Hanım. Dicle Meriç Havalimanı. Dicle Meriç Havalimanı oldu mu? Hayır dediler. Burak Bey. Fırat Meriç Havalimanı. Görelim. Hayır dediler. Okan. Dicle Meram Havalimanı. Dicle Meram. Meram Havalimanı oldu mu? Olmadı. Bir kutu daha açmadan Kevser Hanım. Fırat Meram Havalimanı. Görelim. Hayır dediler. Şunu söyleyebilirim. Şu ana kadar verdiğimiz cevaplarda üçüncü kelime dışında hiç tutturduğumuz yok. Bakalım kutularımızdan birini açarsak ne çıkar karşımıza? Bir kutu daha. Bir kutu daha. 140 puanımız var şu an. Okan Bey. Fatih Melen Havalimanı. Oldu mu? Olmadı. Kevser Hanım. Fatih Milan Havalimanı. Fatih Milan Havalimanı oldu mu? Olmadı efendim. Bir kutu daha. Bir kutu daha dediğim an Zeynep Hanım. Fetih Milan Havalimanı. Görelim. Kevser Hanım. Fetih Melen Havalimanı. Fetih Melen Havalimanı doğru mu? Değilmiş. Bir kutu daha.
Burak Bey. Ferit Melen Havalimanı. Ferit Melen Havalimanı. Doğru mu? Tebrikler. Evet, kalan puan Burak Bey'e yazıldı. Bu arada Ferit Melen merhum başbakanlarımızdan da efendim. Bir kez daha Allah rahmet eylesin diyelim. Şimdi soru seçme sırası Kevser Hanım'da. Şanlıurfa'nın şeysi. Şanlıurfa 150 puanımız var. Türkülerimizden ekranda. Yukarı gel yukarı ırmağın gözündeyim. Sözlerinin geçtiği Sürmene yöresi türküsüdür. Süremiz başladı. Gelmedi. Ekrandaki o meşhur türküyü ben bilirim diyen var mı? Eminim birazdan misafirlerimiz hatırlayacak. Kutularımızdan birini açalım. Burak Bey. Bafra yolları taşlı. Bafra yolları taşlı oldu mu? Hayır dediler. Bir kutu daha. Kevser Hanım. Me, yok. Yok mu? Yok. Peki gelmedi. Burak Bey. Pardon, Maçka yolları taşlı. Maçka yolları taşlı. Bafra'dan Maçka'ya geçip 130 puan kazanır mı Burak Bey görelim. Tebrikler. İkinci tura başlarken türkü kategorisinden soru var mı diye Burak Bey sormuştu. Evet. İstediğiniz için mi istemediğiniz için? İstemediğim için ama bilindik bir türkü geldi. Evet, Sürmene yöresine ait Maçka yolları İsmini taşlı. Bulamasam da başta. Puanı da kazandırdı Burak Bey'e, tebrik ederim efendim. Sağ olun. Ve Okan Bey seçecek şimdi. Trabzon'un T'si. Trabzon 110 puana sahip. Anlam bilgisinden alıyoruz. Bir konunun kesinliğine kefil olmak, güvence sunmaktır. Süremiz başladı. Garanti vermek. Garanti vermek. Görelim. Tebrikler. Zeynep Hanım'a geçti soru seçme sırası. Zeynep'in Z'si. Zeynep'in Z'si 130 puan sinemadan geliyor. Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in rol aldığı 2018'de vizyona giren filmdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Bir kutu daha. Buyurun Zeynep Hanım. Ailecek şaşkınız. Ailecek şaşkınız. Sıralamayı bir kez daha değiştirir mi? Tebrikler. Final turumuza son 8 soru. Tüm misafirlerimiz final şansını korurken tablolar şöyle. 850, 660, 620, 390. Burak Bey sizdeyiz. Ürgüp'ün üyesi. Ürgüp 160 puana sahip. Bu kez de eğitimden geliyor Burak Bey için. 1946'da kurulan, 2024'te 19 fakültesi bulunan yükseköğretim kurumudur. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Kevser Hanım. Ankara Üniversitesi. Ankara Üniversitesi. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Liderlik yarışında fark 70'e düştü. 850'ye 780. Kevser Hanım'dayız. Son 7 harf. Yeni memleketim Hakkari'nin H'si. Hakkari'nin H'sinden 140 puan kazanabiliriz. Atasözlerimizden geliyor. Birlikte zaman geçiren kişiler arasında karşılıklı sevgi olmalıdır anlamındaki atasözüdür. Nokta nokta iki taştan, nokta nokta iki baştan. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Burak Bey. Sağlıkta iki taştan, sıhhatte iki baştan. Doğru mu? Olmadı.
Bir kutu açalım. Bir kutu daha. Final turu öncesi son 7 sorumuzdan biri ekranda ve tüm misafirlerimizin final şansı devam ediyor. Nokta nokta iki taştan, nokta nokta iki baştan keserim. Değirmen iki taştan, muhabbet iki baştan. Doğru mu? Görelim. Kutlarız. Ve lider değişti. Kevser Hanım 900 puanlı yeni liderimiz. Burak Bey de 850 ile takibi sürdürürken son 6 harften biri için Okan Bey'deyiz. Iğdır'ın ısı. Iğdır 150 puan kazandırabilir. Tabirlerden geliyor Okan Bey için. Neredeyse her konuda bilgisi ve fikri olan, sorulan her soruya cevap verebilen kimsedir. Süremiz başladı. Gelmedi. Ben bilirim diyen Burak Bey buyurun. Ayaklı ansiklopedi. Ayaklı ansiklopedi. Burak Bey az önce devrettiği koltuğa bir kez daha geçer mi? Tebrikler. Son 5 sorumuza girerken de finalistlerimiz belli değil. Zeynep Hanım seçecek. Çankırı'nın Ç'si. Çankırı 100 puana sahip. Zeynep Hanım için de deyimlerden bir soru geliyor. İçinden çıkılması zor bir durumda kalmaktır. Süremiz başladı. Gelmedi. Burak Bey. Açmaza düşmek. Açmaza düşmek. 100 puan daha kazandırır mı? Tebrikler. Finale son 4 harf. Burak Bey'deyiz. Rize'nin R'si. Rize. 90 puanımız da Rize'mizde var. Uluslararası ilişkilerden alıyoruz. Çatışmalarda ateşkes işareti olarak kabul edilen uluslararası semboldür. Süremiz başladı. Beyaz bayrak. Beyaz bayrak. Doğru mu? Kutlarız. Evet, son 3 harfe girerken şartlarımız şöyle. Burak Bey artık finalde 1190 puanı var şu an. Peki rakibi kim olacak? 900 puanlı Kevser Hanım mı? 660 puanlı Zeynep Hanım mı? Son 3 soruda Okan Bey'in final şansı kalması. Sağlık olsun diyelim efendim. Ve Kevser Hanım seçecek harfimizi. Yumuşak ünsüz seçmeyeceğim demiştim. Pırasa'nın P'si. Pırasa'nın P'si ve 90 puan değeri var. Eşyalardan geliyor. Sofralarda içine unlu mamullerin konulduğu kaptır. Süremiz başladı. Ekmek sepeti. Ekmek sepeti. Görelim. Kutlarız. Finale son iki harf. Okan Bey sizdeyiz. Balıkesir'in B'si. Balıkesir 90 puan. Kategorimiz tarımmış ve geliyor sorumuz. Tarımda toprağın verimini artırmak için bitkiye gübre suyu vermektir. Süremiz başladı. Gelmedi. Buyurun Burak Bey. Can batırmak. Ne yapmak? Can batırmak. Can batırmak oldu mu? Olmadı Kevser Hanım. Şerbetlemek. Şerbetlemek. Az önce butona bir türlü gidemedi Kevser Hanım. Puan kazandırır mı şerbetlemek? Görelim. Tebrikler. Evet, final öncesi son harfimiz efendim. Zeynep Hanım'ın harfi. Ceyhan'ın C'si. Ceyhan'ın C'si kalan son harf. Kalan kategori ise anlam bilgisi. İkinci turumuzu tamamlıyoruz. Bir anlaşmazlıkta tarafları orta noktada buluşturan kimseler için kullanılan ifadedir. Süremiz başladı. Uzlaşmacı. Uzlaşmacı. Görelim. Olmadı, kısa kaldı Okan. Uzlaştırıcı.
uzlaştırıcı. Bu kez oldu mu? Kutlarız. Evet, toplam 44 soru geride kaldı. Puanlarımıza bakacak olursak finalistlerimiz 1190 ile Burak Bey ve 1080 ile Kevser Hanım. Kutlarız. Evet, birazdan heyecanlı bir final turu bizi bekliyor. Arada sadece bir soruluk fark var efendim. Ve bu akşamın üçüncüsü Zeynep Hanım. İkinci turun başında çok iyiydi. Ortalarda bir durduk ama evet. Hep son ana kadar da şansını sürdürdü, final şansını Zeynep Hanım. 660 puanla üçüncümüz oldu. Okan Bey de bu akşam 500'e çok yaklaştı. 480 puana ulaştık. Tebrik ederiz. Evet, heyecanlı final turumuza geçmeden önce vedalaşacağımız misafirlerimizden Zeynep Hanım, ne dersiniz bu akşama dair? İyi ki gelmişim diyorum, çok eğlendim. Hem ekran başında aileme hem de arkadaşlarıma hem de kendim için bir anı olarak kalacak. Çok teşekkür ederim ekibinizde size. Biz çok güzel bu da arkadaşlıklar edindiğimi düşünüyorum. O şekilde çok teşekkürler. Ederiz Zeynep Hanım. Zeynep Hanım üniversite öğrencisi, aile İzmir'de. Evet. Aileyle birlikte İzmir'deyken izliyorlarmış. İstanbul'da da ben bilirim alışkanlığını sürdürüyormuş. Sağ olsun bu akşam da stüdyomuzda buluştuk. Gayet de güzel yarıştık. Bir kez daha ailenize de saygılar efendim. Ağırlamaktan çok memnun olduk. Zeynep Hanım'ı da arkadaşları stüdyomuzda yalnız bırakmamıştı. Bir kez daha ayaklarınıza sağlık. Sağ olun. Ve vedalaşacağımız ikinci misafirimiz Okan Bey. Ne dersiniz bu akşama dair? Hem yarışmanın öncesi hem de yarışma çok eğlenceli ve güzel geçti benim için. Bize geçmişten bir hatıra olarak kalacak bu da. Sizlere teşekkür ederim bu fırsatı sunduğunuz için. Çok sağ olun efendim. Kalan arkadaşlara da başarılar. Harikasınız. Biz de ağırlamaktan çok memnun olduk. Ben bilirim ailesine katılmanızdan mutlu olduk. Okan Bey de kardeşiyle birlikte bu akşam stüdyomuzdaydı. Tekrar teşekkür ederim. Sağ olun. O zaman biz izninizle son sorularımıza, final turumuza geçelim. Arada var bir soruluk fark. Öndeki Burak Bey mi, geriden gelip Kevser Hanım mı bu akşamın birincisi olacak? Ben bilirim de final zamanı. Tekrar çok teşekkür ederim. Efendim final turumuza başlıyoruz. Bir soruluk avantajı var Burak Bey'in. İlk kategorimizi de Kevser Hanım seçecek. Hazır mısınız Kevser Hanım? Hazırım. O zaman buyursunlar. Ben bilirim de bu akşamın final kategorileri. Kişi isimleri, hukuk terimleri, tarih, genel kültür ve müzik var. Hangisiyle başlayalım Kevser Hanım? Genel kültür, Kevser'in K'si. Genel kültür, Kevser'in K'si. Finalimizin ilk sorusunu alıyoruz. Bir olayın gerçekleşme ihtimalini bulmaya yarayan kuralları inceleyen daldır. Süremiz başladı. Analitik. Analitik. Doğruysa Kevser Hanım liderlik koltuğuna geçer. Doğru mu? Olmadı. Burak Bey. Olasılık. Olasılık. Doğruysa fark ikiye yükselir. Doğru mu? Kutlarız. Kalan 9, fark 2. Burak Bey sizdeyiz. Genel kültürü bitirelim. Ş harfi, Şeyma'nın Ş'si. Peki efendim. Genel kültür, Şeyma'nın Ş'si. Alıyoruz ikinci soruyu. İğne oyası, Yemeni, masa örtüsü süslemelerinin yapımında kullanılan kalınca bükülmüş ipek ipliktir. Süremiz başladı. Haraşov. Efendim? Haraşov. Haraşov oldu mu? Olmadı. İki kutu açma hakkımız var. Biri açılıyor. Burak Bey. İbrişim. İbrişim. İkinci ve son hakkını kullanıyor Burak Bey İbrişim'le. Cevap doğruysa fark 3'e yükselecek. Doğru mu? Kutlarız. Kalan 8. Farksa 3 soru. Kevser Hanım sizdeyiz bir kez daha. Kişi isimleri Nide'nin N'si. Kişi isimleri Nide, buyursunlar. İstenilen şeye ulaşmaktan doğan coşku, memnuniyet, mutluluk duygusu manasındaki isimdir. Süremiz başladı. Meynune eksik kaldı.
Memnune oldu mu? Olmadı. Bu soruda bir kutu açma hakkımız var. O kutumuzu açıyoruz. 20 saniye. 15 saniye. 10 saniye. Buyurun Burak Bey. Sakine. Sakine. Cevap doğruysa fark 4 soruya yükselecek. Doğru mu? Hayır dediler. Son 6 saniyeye girdik. 3 saniye, 2 saniye, 1 saniye ve iki misafirimizle de bu sorudan puan alamadık. Sadece mutluluk kelimesinden yürürsek acaba karşımıza ne çıkardı? Sükunet. Mutluluğun eş anlamlısı gibi. Hani saadet, sükunet olmuyor. Gibi yakın anlamı vardı ama aradığımız cevap neymiş görelim. Sevinç de aradığımız sevinç. Cevap. Hep evet. Üç eceli düşündük galiba. Komplike evet. Düşündük. Ne, memnune mi gelmişti? Evet. Yani hep üç eceli evet, düşündük. Dediğiniz gibi orada üç eceli geldi fakat aradığımız iki eceliymiş. Sağlık olsun evet. Diyelim. Böylece elimizde kalan soru sayısı 7'ye düştü. Farkımızsa 3 soru efendim. Burak Bey seçiyor. Müzik jandarmanın J'si. Müziğin ilk sorusu jandarmanın J'sinden alıyoruz. Gitar veya cümbüş biçiminde genellikle madeni gövdeli, Afrika kökenli, telli bir enstrümandır. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda bir kutu açma hakkımız var. O kutumuzu açıyoruz. Buyurun Burak Bey. Banjo. Banjo. Cevap doğruysa fark 4'e yükselecek. Aradığımız o enstrüman. Banjo mu? Görelim. Kutlarız. Kalan soru sayısı 6. Farkımız 4 soru. Kevser Hanım sizdeyiz. Kişi isimleri Urfa'nın Nusu. Kişi isimlerini Urfa'nın Nusu'yla, Şanlıurfa'nın Nusu'yla tamamlıyoruz. Aydın, parlak anlamlarına gelen Farsça kökenli bir isimdir. Süremiz başladı. Gelmedi. Bu sorumuzda buyurun Burak Bey. Nuray. Nuray. Aradığımız cevap Nuray'sa fark 5'e yükselecek bu kez. Nuray. Doğru mu? Olmadı. Bir kutu açma hakkımız Murat. Var. Buyurun keselim. Murat. Murat. Aydın, parlak anlamlarına gelen Farsça kökenli bir isim. Murat doğruysa fark 3'e düşer. Doğru mu? O da olmadı. Kevser Hanım 2 hakkını kullandı. Sadece Burak Bey'in buton hakkı var. Kutu açamıyoruz haklarımızı tükettiğimiz için. 20 saniyemiz var. Burak Bey son hakkını kullanmak isterse son 10 saniye. Üç saniye, iki saniye, bir saniye ve Burak Bey kullanmamayı tercih etti. Ulaşamadığımız o isim hangisiymiş görelim efendim. Ruşen'di aradığımız cevap. Evet bu kez hızlı kullandık cevap haklarımızı. Hı-hı. Kutuda açamadık. Kaldı elimizde 5 soru. Farkımızsa 4 soru. Sorunun sahibi Burak Bey. Cevabı 10 saniyede alırsak bu akşamın birincisi olmayı garantileyecek. Sekerse Kevser Hanım'ın şansı devam edecek. Gidelim kategorilerimize. Müziği tamamlayalım yumuşak ye. Peki efendim. Müzik yumuşak ye geliyor. 70'li yıllardan beri popüler olan Para 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 şarkısındaki sözlerin devamıdır. Varlığı bir dert, nokta 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 nokta. Süremiz başladı. Yokluğu yara. Yokluğu yara. Bu cevapla Burak Bey ben bilirim de bu akşamın birincisi olmayı garantiler mi? Görelim. Kutlarız. Ve efendim nihai tablomuz şöyle. 1990'la Burak Bey birincimiz,
1080'le de Kevser Hanım ikincimiz. Kutlarız. Nasıldı yarış Kevser Hanım, ne dersiniz? Güzeldi. İkinci turda biraz yok gibiydim ama genel anlamda arkadaşlar, ortam gayet iyiydi. Olur mu canım? İkinci turdaki varlığınız sizi finale taşıdı. Gayet iyice. Ha, pardon, üçüncü bu, ha, final turunda. Evet. Finalde nasıl dağıldık? Sevinç gelmedi. Evet. Ruşen gelmedi. Banjo, onu söyleyecektim ama aklıma geldi. Öyle bir şey var mıydı, yok muydu? Bırakayım dedim yani. Evet, Banjo aklım... Burak Bey'in hızlı, evet, ulaştığı bir cevap netleşmeden oldu. Diğerleri yoktu tarihe zaten. Tarihe zaten hiç girmedik. Olasılık Burak Bey'den geldi diye hatırlıyorum. Evet. İbrişim Burak Bey'den o geldi. O da hiç gelmedi. Banjo ve yokluğu yara Burak Bey'e puan, evet, kazandırdı. Sağlık olsun Kevser Hanım. Teşekkür ederim. Bu akşam Kevser Hanım eşiyle birlikte stüdyomuzdaydı. Bir kez daha teşekkür ederiz. Genel itibariyle de gayet güzel yarıştınız. Hani sadece siz finale bakıp aldanmayın. Bence gayet güzel. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Ve vedalaşacağımız ikinci misafirimiz, aynı zamanda günümüzün birincisi Burak Bey. Ne dersiniz bu akşama dair? Çok keyif aldım. İlk başta söylediğim gibi bilgilerimi yenilemeye, tazelemeye ve anı biriktirmeye gelmiştim. Galiba ona ulaştım diye tahmin ediyorum. Gayet güzel. İleride anlatabileceğim bir anı olacak. Yarışmacı arkadaşları ve yapımda emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. Emeğinize sağlık, çok teşekkür sağ olun. Teşekkür ederiz. Ben de tüm arkadaşlarım adına, ekip arkadaşlarım adına teşekkür ederim Burak Bey. Bizim için de ağırlamak onurdu efendim. Çok misafirlerimizi sağ olun. Artık Burak Bey'in ödülünü takdim edelim. Sevgili seyirciler, yine ben bilirim diyen 4 değerli misafirimizle bu akşam da final turumuza kadar heyecanla geldik. Finalin ardından 1990 puana ulaşan Burak Bey bu akşamın birincisi ve ödülün sahibi oldu. Güzel günlerde harcamanız dileğiyle tekrar tebrik ederim. Çok teşekkürler. Tebrik ederim. Çok sağ olun. Tebrik ederim. Teşekkür tekrar ederim. Tebrikler. Teşekkür. Harikasınız. Sevgili seyirciler, biz bu akşam da sona geldik. Siz de ben bilirim diyorsanız başvurularınızı www.tv360.com.tr adresinden bize ulaştırabilirsiniz. Yeniden görüşünceye dek hoşça kalın efendim. Tebrik ederim tekrar. Geçmiş olsun. Tebrik ederim.